Herkese iyi akşamlar. Umarım sesim geliyordur. Bir kontrolleri yapalım. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlar toplanıyoruz. Herkese iyi akşamlar tekrar. Hoş geldiniz. Dünden beri ben çok heyecanlıyım çünkü bir sürü, binlerce soru aldık. Şükürler olsun. O soruları ekip arkadaşlarım böyle notlara yazdılar. Görüyor musunuz? Bu kadar sorumuz var. Bakalım bu geçen sürede bu soruların tamamını cevaplayabilecek miyiz? Kısa, öz ve hani bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım. Aynı olan birçok soru var. Onları bir kere cevaplamayı kendi adıma tercih ediyorum. Çünkü yazıp emek verip soruları sormak için uğraşan arkadaşlarıma haksızlık olsun istemem. Çok merak ettiğinizi biliyorum. Dahası ben de çok merak ediyorum. Çünkü bu benim ilk canlı yayınım. Daha önce hiç böyle bir macera yaşamadım. Bazı arkadaşlarımın canlı yayınına katılmıştım ama tek başıma ilk kez böyle bir sohbet yayınına cesaret ettim diyeyim. Çünkü bunun zor bir şey olduğunu biliyorum. Bunu çok uzun yıllardır yapan bir sürü arkadaşım var. Çok heyecanlıyım. Galiba yavaş yavaş toplandık artık. İlk soruyla başlayalım. Hangi soru çıkacak gerçekten bir fikrim yok. Ne sorulacak ondan da fikrim yok. Sorulara genel olarak baktım. Emek veren herkese ben de kıymet verdiğim için soruları genel olarak okudum. Ama burada hangi sorunun sorulacağı konusunda ya da şu anda benim açtığım sorunun ne olduğu konusunda inanın hiçbir fikrim yok. Ben neyi merak ediyorsunuz diye bir not yazmıştım. Bir arkadaşım uzayın derinliklerini demiş. Galiba kara delikler ve sonsuz bir evren var. Uzayın derinliklerini. En az ben de senin kadar merak ediyorum. Bu soruya daha fazla cevap veremem. İlk açtığım soru. Neyi merak ediyorsunuz? Uzayın derinliklerini. Peki ben de birinci soruyu geçtik. Çocukken en sevdiğiniz oyun neydi? Çocukken ben hep grup oyunlarını çok sevdim. Saklambaç oynamayı çok severdik mahallede. İşte bütün çocuklar gibi top oynamayı çok severdim. Ama ben futbola hiç yetenekli değildim. Futbola çok yetenekli arkadaşlarım vardı. Genelde kaleye geçiyordum. Uzun eşek oynamayı bayılırdık. İlkokulda, ortaokuldayken. Daha sonra benim küçük oyuncaklarım vardı evde. Onlarla oynamaya, onları konuşturmaya böyle kukla gibi. Onlarla kendim oyunlar, hikayeler kurmaya bayılırdım. Akvaryumum vardı. Şanslı bir çocuktum. Diğer canlılarla buluşabilme imkanım oldu çocukken. Kuşum vardı, kanaryam vardı. İki tane muhabbet kuşum vardı. Ve akvaryumum vardı. Onlarla çok fazla sohbet ediyordum ve beni anladıklarını düşünüyordum. En sevdiğim oyunlar özetle bunlardı. Soruyu değiştirelim. Yakışıklılığının sadakasını, kurbanını veriyor musun? teşekkür ederim. Çok güzel bir iltifat. Sorudan ziyade ironik bir iltifat olmuş. Çok çok teşekkür ederim. Gördüğün güzellik kardeşim, bunu yazan kardeşim kimse. Sende olan güzelliğin yansıması olabilir ancak. Yoksa fiziksel güzellik gelip geçicidir. Bizim yüzümüze yansıyan eğer bir güzellik görüyorsanız hem sizde hem bende olan güzelliğin yansımasıdır. O yüzden de hiçbir şey bu dünyada yakışıklılıkla dahil kimseye ait değil. Çok teşekkür ederim bu iltifatın için. Sağ ol. İzlediğiniz, beğendiğiniz Türk dizisi var mı? Eski veya yeni? Ben Türk dizilerini izliyorum. Çok beğendiklerim oldu aralarında. İçinde olmayı çok istediklerim oldu. Ezel'i çok beğenirim. Bir İstanbul Masalı'na bayılırdım. Hırsız Polis'e bayılırdım. Suskunlara bayılırdım. Daha birçok şimdi haksızlık da etmek istemem. O kadar çok yapım var ki Türkiye'de yapılmış. Çok uzun çekim sürelerimiz olmasına rağmen bütün dünyada ödüller almış, bütün dünyanın artık bizi izlediği çok güzel yapımlarımız var. Ama ilk aklıma gelenler şimdilik bunlar. Son dönemde de Masumlar Apartmanı diye bir dizi var biliyorsunuz. En çok ona bayılıyorum. İçinde olduğumdan değil. Ama tabii onun da bir etkisi olabilir. En büyük korkun ne? En büyük korkum bir gün bir korkumun olması.
En büyük korkum diyebildim. Çünkü bir şeyden korkmak öğrenilen bir duygu. Ve bu öğrenilmiş duyguyu her an aşmaya çalışıyorum. Herhangi bir şeyden korkuyorsam da onun üstüne gidiyorum. Mesela örnek vereyim. İlkokuldayken aşıdan korkuyorsan gidip en önce sen kolunu sıyırıp aşı olursun ve böylelikle bu korkunu aşarsın. Bu çocukça bilgiyi hayatımın her alanında gerçekleştirmeye uğraşıyorum. İşte karanlık korkum vardı mesela. İzcilik yapıyordum. Dağlara gidip kamp kuruyordum. Karanlıktan korktuğum için en çok karanlıkta ben kalmayı seviyordum. Ve yavaş yavaş korkular aşılıyor. Size de tavsiye ederim, herhangi bir şeyden korkuyorsanız mutlaka o korkunun üstüne gitmelisiniz ve o korku zaten siz aşın diye içinizde oluşmuştur bence. Böyle sofistike bir şey söyleyeyim. Çok eğlenceli sorular ya, ellerinize sağlık. Arkadaşlarından gizli at yarışı oynuyor musun? Ben hiç hayatımda at yarışı oynamadım. Yani oynayanlar çok zevk alıyor, fark ediyorum. Ama ben hiç oynamadım. Arkadaşlarımdan gizliyle hiç oynamadım. Eğer oynasaydım da bütün arkadaşlarımın haberi olurdu bu arada. Çünkü muhakkak fikir alırdım onlardan. Bu çok eğlenceliymiş. Teşekkür ederim. Müzik bölümü okumayı düşündün mü? Çocukluğumdan beri aslında en büyük hayalim belki de müzisyen olabilmekti. İki tane hayalim vardı. Birisi oyuncu olmak, öbürü müzisyen olmak. Ben öğretmen çocuğuyum. Annem babam öğretmen ve hani belli olanaklar çerçevesinde büyüdük. Bütün Türkiye'nin %90'ı gibi. Ama ablamla ben müzik zevki biraz özel çocuklardık. Pazar konserleri falan izlerdik. Özel olarak işte annemiz babamız öğretmen olduğu için evimizde çeşitli müzik aletleri olurdu. İşte o aletleri tıngırdatmaya, biraz işte onları çalmaya falan çalışırdık. Müzik bölümü okumayı çok düşündüm fakat sınavları kaçırmıştım. İlkokul sonrasında alıyordu. Ben Ankara'da büyüdüğüm için konservatuvar ilkokul sonrasında alıyordu. Onu kaçırdım ama aynı konservatuvarın girmek istediğim müzik bölümünü değil, tiyatro bölümünü okudum. Müzikle de ömrüm boyunca hep amatör bir şekilde ilgilendim ve iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. İyi bir müzisyen olamadım belki profesyonel anlamda ama iyi bir müzik dinleyicisiyim, zevkime güvenirim. Teşekkür ederim. Efendim. Üstüne bir de albüm yapmayı düşünüyor musunuz? Kısmet. Valla bilmiyorum. Niye olmasın? Çünkü ben neyi düşünmüyorsam hep başıma geliyor. İyi oluyor da. Şimdi düşünmüyorum diyemem, düşünüyorum da diyemem. Bir planım yok bu konuda. En azından onu söyleyeyim. Ama geçmiş dizilerde işte şarkı söylerken yazın öyküsüne söylemiştim. Atakan Ilgaz'da buradan selam söyleyeyim izliyorsa. İzlemiyorsa da duyar nasıl olsa. O müzik direktörümüzdü ve onunla 3 tane çok güzel şarkıyı stüdyoda kaydettik. Ve bir gün eğer albüm yapmak istersem lütfen bana gel demişti. Eğer olursa Atakan'la da bir sürü de müzisyen arkadaşım var. İşte Korhan var, hepiniz tanıyorsunuz Marsis'in müzisyeni. Onur var, Ozbi. Hepsiyle birlikte müzik yapmayı çok isterim çünkü müziğin çok kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanları hiçbir şey olmadan birleştiren çok çok özel bir şey. Ben de olmak isterim bir gün yani bu müzik evreninde bir şeyler katmak isterim. Merve Dizdar kamera arkasında gülbenlik yapıyor mu? Merve'yi çok seviyorum. Kamera arkasında mervelik yapıyor. Onun içinde biraz gülbenlik de vardır herhalde. Çok eğlendiriyor bizi. Çok eğleniyoruz hep beraber. Ve çok zeki. Ezgi de öyle. Merve de öyle. Yani bir kanda hepsi. Hiçbirini birinden ayıramam. İşte Emir de öyle, Gizem de öyle. Hepsi çok eğlenceli ve çok kendileriyle barışık insanlar. O yüzden çok şanslıyım böyle bir ekibe dahil olduğum için. Merve zaman zaman gülbenlik de yapıyor, mervelik de yapıyor, ayşelik de yapıyor. Zaman zaman deniz tansellik de yapıyor. Hepimiz çok eğleniyoruz. Kendisine de bu soruyu ileteceğim. En sevdiğiniz yemek, hiç yemiyorum dediğiniz yemek. Benim en sevdiğim yemek yeşil fasulye. Bayılıyorum yeşil fasulyeye. Keşke her mevsim olsa her mevsim yesek. Hiç yemiyorum dediğim herhangi bir yemek yok. Biraz önce söyledim ya ben zaten neyi yapmıyorum ya da neyi hani yok ya filan dediysem başıma gelir. Şimdi ben burada bir yemek söylerim. Emin olun yarın ertesi gün yani hatta bu gece işte Neşe onu yapmış olur filan. Ben onu yerim muhakkak. O yüzden ne bileyim. Bir de yemeklerle ilgili bir derdim yok. Küçükken vardı. Büyüyünce olmadı. Her yemeği tatmak lazım. Hepsinde çok güzel bir tadı oluyor gerçekten. Şu an okuduğum kitap. Şu an okuduğunuz kitap diye sormuş. Ben birden fazla kitap okuyorum. Aiden diye bir kitap okuyorum şimdi. Çok güzel bir kitap. İnsan Olmak Engin Gençtan'ın
kitabını okuyorum. Bir de Aşk Risalesi diye benim için çok özel bir kitap var. Onu okuyorum. Biraz Pozitif Psikoloji diye bir kitap var. Ona bakıyorum. 4-5 tane kitabı aynı anda okuyabiliyorum ve tavsiye ederim. Değişik alanlarda bir roman okuyorsanız bir de hani ilgi duyduğunuz herhangi bir sosyal konuya ilişkin kitap okuyabilirsiniz bence. Hiçbir şey yok. Ki ben yapabildiğim zaman bir tek şeyi çok iyi yapabilirim. Mesela bir enstrüman çalıyorsam o anda enstrüman çalarım. Aynı anda hani başka bir şey düşünemem. Televizyon izleyemem. Ne bileyim mesela ıslık çalarken yürüyemem diyormuşum. Şaka tabii, ıslık çalarken yürüyorum ama. Genelde tek bir şeye konsantre olmayı seviyorum. Ama aynı anda 3-4 kitap okunabiliyor. Tavsiye ederim. Yani uzun bir soru. Şu ana kadar içinde yer almadığın ama tecrübe etmek istediğin bir rol, bir hikaye var mı? Şu ana kadar içinde yer almadığın ama tecrübe etmek istediğin bir rol, bir hikaye var mı? Şu ana kadar içinde yer almadım ama başkası tarafından mı çekildi? Yoksa çekilmemiş bir hikaye mi? Şöyle bir hikaye mi olsa, içinde olsam dediğim? Ya var, benden farklı olan... Deniz Tansel'den, işte gündelik hayatından farklı olan, farklı ritimde olan, gerek tarihi gerek bugün de geçen her rolü çok merakla oynamaya çalışıyorum. Bu bende, kendimde, dünyada varlık olarak diğer varlıklarda bir sürü bir şey keşfetmemi sağlıyor. O yüzden içinde olmadığım tüm güzel projelerin içinde olmak isterim. Ama şu anda aklıma şunun içinde olmalıyım dediğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda unutamadığın bir oyun var mı? Ben Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 99 yılında göreve başlayıp 2012'ye kadar orada görev yaptım. 2005'ten itibaren hem İstanbul Devlet Tiyatrosu hem Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda rolleri aldım. Oradaki bütün oyunlarım benim için unutulmaz. Çünkü hepsinde çok şey öğrendim. Trabzon seyircisi... Tiyatro seyircisi bizi büyüttü ve bir sürü deneyler yapmamıza olanak sağladı. Oraya gittiğimde bıyığım yoktu yüzümde. Sonra sakallı bıyıklı falan bayağı olgunlaşmış olarak geri döndüm. Ki ben çok şanslıydım. Çok güzel roller oynadım. Unutamadığım oyunlar, ilk başta hemen söyleyeyim. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Ali Düşen Kalkar yönetti. Durukan kardeşimin yönettiği, Durukan Ordu'nun yönettiği Küçük Korku Dükkanı diye bir müzikal komedi vardı. Orada... Müthiş bir rolüm vardı ve çok güzel bir oyundu. Hepsi Oğlumdu diye Arthur Miller'ın bir oyunu vardı. Shakespeare çalıştık. İşte Bahar Noktası, 12. Gece. O kadar çok ki ben 21 tane falan oyun oynadım. Hepsinin yeri ayrı bende. Teşekkür ederim ayrıca Trabzon Devlet Tiyatrosu'na hatırlayıp soranlar için. Bak üst üste geliyor. Aktif olarak rol aldığınız tiyatro oyunu var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz pandemi günleri yaşıyoruz. Tiyatrolar kapandı. Aktif olarak rol aldığım bir tiyatro oyunu yok ama çok istiyorum. Çünkü... Tiyatro gerçekten bir oyuncunun çok beslendiği bir alan ve biz tiyatrodan gelen oyuncular her zaman tiyatroyu özleriz. Bu pandemi günleri tez vakitte son bula, salonlarımız tez zamanda açılsın istiyorum. Gerekli önlemler alınmalı, dezenfektasyon, bütün önlemler alınmalı ve insanların yeniden sosyal olarak bir arada olduğu alanlarımız yeniden bize hediye edilmeli. Bunun için yetkililer eminim canla başla çalışıyorlardır ki öyle olmalı. Ve tez vakitte seyircimizle gerekirse yarım salonda, gerekirse çeyrek salonda hiç fark etmez. Tez vakitte buluşmayı ümit ediyorum. Ve bu ümidi çok büyük bir inançla da niyaz ediyorum böyle olsun diye. Böyle olacağına da eminim. Tez vakitte salonlarda da buluşacağız. 2020'nin sana kattığı en güzel şey ne? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi geçen gün bir video izledim, oradan kopya çekeyim. Herkese 2020'de beklentileri soruluyor, 2019 yılının yılbaşı gecesi. Herkes işte ben araba isterim, ben işte şunu isterim, ben biraz daha fazla para isterim, ben dünyayı dolaşmak isterim diyor. Aynı kişilere 2020-31 aralığında soruyorlar. Herkes tek bir şey söylüyor. Sağlık, sağlık, sağlık. 2020'nin bana kattığı en büyük şey... Bu bilginin bende yeniden idrake çıkması. Sağlık çok önemli ve bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey bu.
Hayat çok önemli ve çok güzel, çok doğru değerlendirmeliyiz. Elimizden bir sürü bir şey gittiğinde, olanaklar gittiğinde doğru soruyu sormalıyız. 2020'nin bana en çok kattığı şey, dünyaya karşı sorduğum bütün soruların tabanı çok değişti. Çünkü dünyanın bize bir şey anlatmak istediğini düşünüyorum. Dünyadaki insan dışındaki varlıkların bize bir şey anlatmak istediğini düşünüyorum bu pandemiyle birlikte. Ve doğru soruları sorup doğru cevapları alıp doğru çıkarımlarla bu zor süreçlerden çıkmamız gerektiğine inanıyorum. 2020'nin de kattığı en büyük şey bu. Alttan bir sürü soru geliyor. Ben onları sonra okuyabileceğim. Şimdi bu soruları yanıtlamalıyım. Hangi oyuncuyla oynamak isterdiniz? Wow. Valla bizim oyuncuların mutfağında bir laf vardır. Açık adam, açık kadın, açık insan. Açık, enerjisi açık olan bütün oyuncularla karşılıklı oynamayı çok istiyorum. Ve o açık enerjiyle birbirimizi çok güzel bir yol arkadaşlığı yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü biz aslında bir yolculuk yapıyoruz rollerimizi oynarken. Ama çok oynamak isterdim Al Pacino'yla. Yani şarkısında yaptılar ya, ne kadar çok yer kaplıyor değil mi Al Pacino? İşte ne bileyim, Robert De Niro'yla çok oynamak isterdim. Jude Law'la çok oynamak isterdim. Efendim John Malkovich'le çok oynamak isterdim. Çok var böyle aktör. Dünyada da, Türkiye'de de. Haluk abiyle karşılıklı oynamayı çok isterdim. Haluk Bilginer'le. Ne bileyim ben. O kadar çok ki. Şimdi birini saysam öbürü olmayacak. Ama niyet ettiğim ve evet bu dediğim bir takım arkadaşlarımla şimdi oynuyorum. Mesela Ezgi'yle oynayabiliyorum karşılıklı, şükürler olsun. Merve'yle karşılıklı oynayabiliyorum. Masumlar Apartmanı'nda Birkan'la oynuyorum. İşte efendime söyleyeyim, Farah'la oynuyorum. Gizem'le oynuyorum. Emir'le oynuyorum. İşte efendim Atilla abiyle oynuyorum. Metin Coşkun'la oynuyorum ki ben onu Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan ta 90'lı yılların sonunda çok çok genç bir adamken tanıyorum. Niyet edince oluyor. Belki Al Pacino da olur. Ne belli. Bence olur. Çok istersek olur yani. Her yere ücretsiz gidebilseydin ilk hangi ülkeye giderdin? Her yere ücretsiz gidebilseydim ilk hangi ülkeye giderdim? Zor soruymuş ya. İlk hangi ülkeye giderdim? Yani ücretli de olsa, ücretsiz de olsa Türkiye'de görmediğim yerler var. Önce oraları görmek istiyorum. Mesela bunlardan, ya ben şanslıyım, Türkiye'de birçok yeri gördüm ama çok önemli kalan 2-3 yer var. Bir tanesi Mardin, öbürü işte Tunceli, öbürü Hakkari. Buraları daha göremedim. Çok istiyorum. Hala Datça'yı göremedim mesela. Orayı çok istiyorum. Buralara gideceğim de ayrıca. Ama ben Latin Amerika'yı çok merak ediyorum. Selanik'in ilerisini merak ediyorum. Neşe'yle de öyle bir planımız vardı, Balkanlara gitmek gibi. Bu pandemi günleri geçince işte benim çok yakın dostlarım var Makedonya'da. Onları görmeye gidebilirim mesela, şu anda düşündüm. İyi fikir gibi görünüyor. Ama Uruguay'dan girip Şili'den çıkıp oradan Brezilya'ya kırıp Arjantin'den geçip Küba'da noktalamayı istediğim bir seyahat niye olmasın? Keşke olaydı. Ekran dışında da Naci Hoca gibi sessiz, sakin biri misin? Hayır. Hayır değilim. Naci çok sessiz. Ben hiç sessiz biri değilim. Hiç sakin biri değilim. Ben çok heyecanlıyım, çok fazla dışa dönüyorum. yani Naci ile alakam yok. Belki bazı arkadaşlarım için hayal kırıklığı olabilir ama gerçekten alakam yok. Ben Naci'nin yaklaşık 15.722.000 katı kadar konuşabilirim. Herhangi bir duygumu asla gizlemek gibi bir kaygım olmaz. O anda hemen o duyguyu paylaşırım. Tabii insanları kırmamak, üzmemek kaydıyla. Efendim ne bileyim ben. Naci gibi bekleyemem. Çok sabırsızım. Hemen her şey olsun isterim. Ve genelde yaparım aklıma gelen mantıklı olan her şeyi. Mantıksız gibi görünüyorsa bile ben ona bir mantık uydururum zaten. Yani yaparım. Naci ile bu konuda çok ayrılıyoruz. Ama yani Naci'yi işte o yüzden oynamak çok zevkli. Benden çok farklı çünkü adam. Fark etmişsinizdir, bu ritimle de konuşmuyor ben. Kendi sesime yabancılaştım. Neyinizle konuşuyorum ya. Hayatının dönüm noktası nedir? Her insanın hayatının bir sürü dönüm noktası var. Benim de bir sürü dönüm noktası var.
Fakat benim hayatımın dönüm noktası galiba tiyatroya başlamam ve konservatuvar kazanmam. Çünkü benim yetiştiğim mahallede, benim yetiştiğim çevrede konservatuvar okumuş kimse yoktu. Bir tek karşı komşumuz vardı. Fantezi Kuntura'da. Ben Ankara Demet Evler'de büyüdüm bu arada. Fantezi Kuntura'da bir abim vardı böyle top sakallı. O yan flüt çalardı. Hayatımda ilk ondan görmüştüm yan flütü. Ve müthiş etkilenmiştim. Ama o Gazi Müzik'te okuyordu o dönemde. Benim hayatımın kırılma noktası kesin olarak Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış olmam ve orayı bitirmiş olmam. Efendim. Nasıl ki diyor, alta yazın, ben sonra okuyacağım onları. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur ya. Ha iyi, sıkılmıyorsunuz bayağı. İzleniyorsun. İyi, çok güzel. Oo, çok güzel laf. Tarihte kim olmak isterdiniz? Tarihte kim olmak isterdim? Bir, hangi tarihte? İki, tarih bayağı uzun yani, bildiğimiz tarih bayağı uzun. Ya kimse şey olmak ister mi mesela, yani ben efendime söyleyeyim Osmanlı zamanında efendim Karaköy'den Üsküdar'a giden bir kürekçi olmak isterdim, hamlacı derler onlara. Hamlacı olmak isterdim der mi herkes? İşte sultan, kahraman, efendime söyleyeyim Spartaküs, işte bilmem ne padişahı, Kanuni Sultan Süleyman vesaire filan olmak ister herhalde. Ben tarihte birini olmak istemezdim ama birilerini oynamayı çok isterim tarihten. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamayı çok isterim. Efendime söyleyeyim bir gün Sokrates'i oynamayı çok isterim. Efendime söyleyeyim çok güzel yazılırsa niye olmasın ki Şems'i oynamayı çok isterim. Çok var çünkü tarih çok zengin ve Türk tarihi de çok zengin. Köroğlu'nu oynamak çok isterim. Efendime söyleyeyim. Çok var. Çok varmış ha. Kim olmak isterdim? Sadece ben olmak isterdim. Ama tarihten bir sürü bir kişiyi oynamak isterdim. Aa, çok mu gezen, çok mu okuyan? Ya geçen gün podcast dinliyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bu dinleyerek öğrenme mevzusuna ben takmış durumdayım. İşte bir takım kitapları dinliyorum. Benim için çok yeni bir şey. Son 1-2 yıldır keşfettiğim bir şey. Zaten son 1-2 yıldır çok revaçta bu işte. Belli bir application indirip bir ücretle kitap dinlemek. Hiç okumayacağım kitapları dinleyerek başladım. Sonra podcastlere yönelmeye başladım. Geçen gün Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir podcastini dinledim. Nilay Örnek sanırım onunla. Aynı soruyu sordu. Dedi ki çok mu gezen bilir, çok mu okuyan bilir dedi. Ben de Yılmaz abiden alıntı yapayım. O dedi çok güzel bir cevap verdi. Şimdi onu duyup da ben yeni bir cevap uydurmak istemiyorum. Söylenmişi var. Yılmaz abi de şey dedi. Çok merak eden bilir ya dedi. Yani ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Çok gezen mi, çok okuyan mı? İkisini de meraksız yapıyorsan hiçbir işe yaramaz. Çok merak eden. Evet. Doğum saatin. Annemin iddiasına göre annemin iddiasına göre sabah 07.45. 8'e çeyrek kala. Bunu tabii çok merak eden de neyi merak ettin tam anlamadım. Niye sordun? Neyse. En sevdiğin dizi veya film. En sevdiğim dizi son dönemde Peaky Blinders. İlk çıktığı hafta galiba izlemeye başladım ve bir çırpıda bitirdim. Ve hit olacağını biliyordum. Bence müthiş bir dizi, tavsiye ederim. İşte pek tarzım değil ama daha sabah konuştuk Neşe'yle. Tepedeki Ev diye bir dizi var. Onu çok beğeniyorum. Senaryo kurgusu olarak bayılıyorum ona. En sevdiğim film Cennetin Krallığı. Mesela tarihi filmlerden. Ama felsefe olarak Matrix. Ve aynı dönemde çıkmış Fight Club. Avrupa filmlerinden Yağmur'dan önce bir Makedon yönetmenin çektiği filmdir. Alman filmlerinden Das Experiment ve Koş Lola Koş çok iyi filmlerdir. Bunlar benim en sevdiğim filmler. Dizi Peaky Blinders, Tepedeki Ev, efendime söyleyeyim, başka Berkun'un son işi Bir Başkadır. Çok beğendim, çok beğeniyorum. Tebrik ediyorum emeği geçen herkes de bu vesileyle. Berkun da çok beğendiğim, zekasına, beynine çok hayran olduğum bir adam. Onu da tebrik ediyorum. Bağlama ilgisi nereden? Var mı size bağlamayı sevdiren bir neden? Çok
kafiri olmuş tebrik ederim. Bağlama benim annem babam öğretmendi ve evimizde bir bağlama vardı ben çok küçükken. İşte babam olmadığı zamanlarda o bağlamayı eksik telleriyle, bozuk akorduyla filan çalmaya çalışıp, hatta bütün çocuklar gibi, hani çocuklar İngilizce filan konuşur ya, tek bir kelimesi İngilizce olmayan bir dil uydururlar. Benim bağlama çalmam da biraz öyleydi. Çaldığım şey bağlamadan daha çok bir tef ya da bir zili andırıyordu ama bizimkiler sağ olsun pek çaktırmıyorlardı. Aa ne güzel ne güzel diye biri destekleye destekleye işte bağlamayı biraz biraz geliştirdim. Ama uzun yıllar ara verdim bağlama çalmaya. Zaten kimse de öğretmedi. Kendim öğrendiğim için, izleyerek öğrendiğim için bir virtüöz düzeyinde bağlama çalamıyorum ama işte çalıyorum. İşte dün bir tane video paylaştık. Dün değil ondan önceki gün herkes çok iltifat etti. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Bunlar çok önemli oluyor. Çünkü yani bazı marifetler iltifata tabi oluyor. Bazıları olmuyor. Müzik bizim gibi amatör olarak müzikle ilgilenen ama müzisyen potansiyeli taşıyan ruhlar için çok teşvik edici oluyor. Tabii gerçekten beğeniliyorsa. Bağlamayla sevgim aslında biraz babamın eline aldığı bir takım enstrümanlara ve bir takım tırnak içinde oyuncaklara duyduğum ilgi. Mesela yazımı da çok beğeniyorlar dizide. Babam öğretmen okulu mezunu olduğu için bizim evimizde hep böyle kamıştan yontulmuş kalemler ve kesik uçlar vardı. Çocukken hep ona bakardım. Onun bir kitabı vardı işte, şimdi hani biz bilgisayarlarımızda tek tuşla seçiyoruz ya, işte New York Times, yok işte başka bir tarz filan. Onun kitabından eliyle çizerek yapardı onları. Benim için çok kıymetliydi küçükken yaşadığım o anlar. Biraz bağlama sevgisi de öyle bir sevgiden besleniyor. Neden mavi tikim yok? Mavi tiki almaya çalışıyor bizim ekibimiz. Ben de bilmiyorum niye olmadığını. Mavi tikin bu kadar önemli olduğunu da bilmiyorum. Ayrıca bilmiyordum. Çok önemliyse olur ya. Bak istediğimiz her şey oluyor. Çok istersek olur bence. Yakında mavi tik olur. Sizi büyüten şey neydi? Benim için büyüttü diye sordum kendime. Beni büyüten bir şey yok ya. Yani ben hiç kendimi çok büyükmüş gibi hissetmiyorum ben. Hala hani birisi arası hani top oynayacağız dese herhalde topu alıp giderim. O öyle seviyorum. Büyümekten kastım ne olduğunu tam bilmiyorum. Eğer kap genişlemesiyse bizim kabımız şükürler olsun her an genişliyor. Ama ben çok büyüdüğümü zannetmiyorum. Böyle olmak da daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden beni büyüten şey belki sadece zaman olabilir. Teşekkür ederim. Ha, kendinde en beğendiğin özellik ne? Ben değişime açık biri olduğumu düşünüyorum. Alışkanlıklarım belli yıllarla, belli aralıklarla değişiyor. Yeni şeyleri öğrenmek için çok fazla çaba gösteriyorum ve yeni şeyleri öğrenmeye açığım. Yapıcı eleştiriyi her zaman dinliyorum ve herkesin ne söyleyeceği aslında bir anlamda çok önemli benim için. En sevdiğim özelliğim değişime açık olmam ve açık olmaya çalışıyor olmam. Açık bir enerjide, sevgiyle her şeye yaklaşmak isteğim, en sevdiğim özelliğim. Hangi enstrümanları çalıyorsun? İşte bağlama çalıyorum biraz, onun türevi cura çalıyorum biraz. İşte zamanda ud aldım, udu çaldım bir süre sonra bıraktım. Şu anda herhalde alsam yeniden çalarım. İşte akordiyonun bir tarafını, point tarafını tam çözememekle birlikte akordiyonu biraz tıngırdatıyorum. Melodikam var, onu çok seviyorum. Melodika çok güzel bir enstrüman. Fakir piyanosu derler ona. Onu çalabiliyorum. İşte gitar dersi aldım. Fakat hani akorlarla böyle bilindik şarkılar değil de daha klasik şarkıları çalmayı seviyorum. Birkaç video var Instagram'da da paylaştım. İşte o düzeyde çalabiliyorum. Yani işte konservatuar ikinci sınıf düzeyi bir gitar bilgim var ya da pratiğim var. Klarnet başladık. İşte ikinci, üçüncü dersi aldım Coşkun Hoca'dan. Kendisine buradan selamlar. Klarnete devam edeceğim. Neyi çalmaya başladım? Neyin demlenmesini bekliyorum. Çünkü ney öyle bir enstrüman. Efendime söyleyeyim. Başka ne çalıyorum? Çok az bir zamanlar piyano çalardım ama piyano çok ciddi bir enstrüman. Çalabiliyorum diyemem, tıngırdatıyorum diyebilirim. O da çok uzun yıllardır hiç başına geçmedim. Ne çalıyorum başka ya? Başka 2-3 tane daha bir şey çalıyorum ama hiçbiri profesyonel olarak değil ama işte bir enstrüman. Ha flüt çalıyorum, flüt. Flüt çalıyorum, o fena değil. İyi gidiyor. Öyle bunları çalıyorum.
Umarım tatmin edici bir cevap olmuştur. Ben de daha ne çalayım ya? Şımardım. Bu, hayata bakışını anlatan en sevdiğin söz nedir? Hayata bakışımı anlatan en sevdiğim söz. Buna sonra cevap vereceğim. Zaman kaybettirir. Düşünmem lazım. Hobilerin neler abi? Hobilerim neler? Ben spor yaparım. Hobi yani hobi mi bilmiyorum. Yani mesela maket uçak yapmak mesela bir hobidir. Ya da origami yapmak bir hobidir. Ben hiç öyle boş vakit bulup da boş vakitlerimi şöyle değerlendiririm gibi birisi hiç olamadım. Çünkü genelde benim çok fazla boş vaktim olmadı. Çünkü o boş vakitleri hep bir şeyle sanki işimmiş gibi değerlendirdim. İşte boks yapıyorum. Biliyorsunuzdur. İşte 9 yıldır boks yapıyorum. Hocam Ali Çıtak, işte Fenerbahçe'nin baş antrenörü. Bir de kickboks hocam vardı. Bir süredir kickboks yapmıyorum. Hasan Canca. O da Fenerbahçe'nin kickboks takım antrenörüydü. Ağırlık kaldırıyorum ama bodybuilding değil bu. Biraz daha böyle stretchingli ve hani daha güç odaklı, hız odaklı ağırlık çalışıyorum. Eski yüzücüyüm, işte monopalet yüzüyordum Trabzon'da yüzme ihtisasta. Monopalet yüzdüm, yüzmeye hala bayılıyorum. Bunlar spor tarafında hobi. Ha, her türlü işte kılıç tarihi silahla ilgileniyorum. Kılıç kullanmam iyidir. İşte eskrim de yapıyorum. Tarihi kılıçların hemen hemen hepsini de kullanabilirim. İşte Roma kılıcı da, işte yatağında, çift kılıç da, mızrak da. Bunları kullanabilirim. Balta da kullanabilirim. Bıçak da kullanıyorum. Hani bunları tabii bir savaşta hiç denemedim. Allah başımıza vermesin. Efendime söyleyeyim, hobi olabilecek başka ne yapıyorum? Hobi olsun diye yazıyorum. Mesela tiyatro oyunları yazıyorum. 3 tane tiyatro oyunu yazdım. Ama bunlar gerçekten bir hobi mi bilmiyorum. Yani öyle çok ilgilendiğim bir hobim galiba yok. İşte resimle ilgiliyim biraz. Resim araştırması yapıyorum. İşte burada gördüğünüz mesela Vural Yurdakul'un bir eseri. Böyle resim eserlerini işte şey yapmak hoşuma gidiyor. Gezmek boş vakitlerimde bu pandemi olmasa. Her gittiğim yerde muhakkak müze dolaşmak. Ama hani müzeden kastım sadece sanat galerileri değil. History Museum'dan işte Doğa Müzesi'ne, işte Ajan Müzesi'nden efendim, Kalem Müzesi'ne, Oyuncak Müzesi'nden bilmem neye kadar. Bu tür şeyler yapıyorum. Zor soruyormuş, hiç düşünmemiştim hobim ne diye. Teşekkür ederim, düşüneceğim. Yoksa da edineceğim vallahi. Hayatınızda iyi ki yapmışım dediğiniz şey. Ben hayatımda yaptığım her şeyi iyi ki yapmışım. İyi ki. Her şey iyi ki. Çünkü bugün bu olmamı sağlayan tek şey bundan önceki bütün zamanda yaptığım şeyler. O yüzden iyi ki hepsini yapmışım. En sevdiğin şiir. Wow. Göğe bakma durağı. Valla son dönem için. Fenerci kendini için öldürdü ve göğe bakma durağı. Bir şey diyor kadın. Üvercin ka. Makedonya göçmeni misin? Değilim. Babaannem Selanik'ten gelme. Ama ben Makedonya'yı da Selanik'i de çok seviyorum. Makedonya göçmeni miyim? Evet öyle sayılırım. Makedonya göçmeni miyim? Ne belli olmadığım. Makedonya göçmeniyim ya da değilim. Selanik'ten gelme babaanne ya. Ama Makedonya göçmeni misiniz sorusu beni çok sevindirdi. Çünkü çok ciddi, çok güzel dostlarım var orada. Kendilerine selamlar buradan. Kafil oldu bu da bak. Ha bunu cevapladı. Kendinde en beğendiğin özellik ne? Söyledim. Hayalini kurduğun her şeyi gerçekleştirdin mi? Yani tabii çocukken süper kahraman olmak istiyordum. Onu gerçekleştirmedim tam olarak. Ama onun dışında hani süper kahraman ve ölümsüz olma istekleri dışındaki hemen hemen galiba bütün hayallerimi gerçekleştirdim ve gerçekleştiriyorum. Haddini bilen hayaller mi kuruyorum? Yoksa hani Allah tarafından böyle bir bize şey mi verildi, torpil mi verildi emin değilim. Torpil de verilmiş olabilir bir süre sonra. Ama hayal ettiğim hemen hemen her şeyi gerçekleştirdim ve gerçekleştiriyorum şükürler olsun. Sizin için aşk nedir? Dünyayı döndüren şeydir aşk. Güneşin olmasının sebebidir aşk.
Dünyanın karşısında ayın olmasıdır aşk. Aşk bir tohumdan bir ağacın büyüyebileceğini daha o tohum toprağa düştüğünde görebilmektir. Dünyanın en uzun ağacına baktığın zaman da onun minicik bir tohum olduğu günü hissedebilmektir. Aşk dünyanın en büyük cevheri ve dünyayı döndüren şeydir. Sen onu ister dünyadaki bir güzelliğe, karşındaki bir güzelliğe, güzellikte görürsün. İster her karşına çıkanda o gördüğün güzeldeki gibi güzellikleri yayar görürsün. İster bir insan yapımı sehpada, masada, bu elimdeki kutuda hissetmeye çalışırsın. Aşk her şeydir ve her şeyde vardır. Yeter ki, dilerim ki hepimize bunu keşfedecek kadar açık kablar, açık görüşler versin Allah. Dergi çekimlerinde görebilecek miyiz seni? Menajerim Nagihan Küçük, menajerim Neşe Çakır. Aynı zamanda Yaşam Partilerim Neşe Çakır. Bizim hatun. Yapmayın. Biz birlikte de çalışıyoruz da aynı zamanda. Bakın bu soru size gelmiş. Dergi çekimlerinde görebilecek miyiz seni? Bilmiyorum ki. Benim kendime ait bir dergim yok. Dergi çağırırsa gideriz. Çağırdılar da gitmedik mi? Efendim. Saat kaç oldu ya? 40 dakika olmuş arkadaşlar. Son sorulara bakayım. Çünkü ben bu kadar hızlı geçeceğini düşünmüyorum. İnşallah sizin için de çok zevkli olmuştur. Benim için çok zevkli geçiyor. Teşekkür ediyorum. Hayatta ne olursa ben tam mutluluğu buldum dersin. Hayatta zaten her şey var ve tam mutlu oldum demem için sadece bunu fark etmem gerekir. Eğer tam mutlu değilim dersem hayatta olan şeyleri yeniden görebilecek gözüm olsun isterim. Birine son kez bir şey söyleme hakkın var. Kime ne söylerdin? Ya ne ağır, çok ağır yerlerden gelmişsiniz ya. Birine bir şey söylemeye hakkım olsa... kime ne söylerdim? Şeytana bir sakin ol, bir dur dostum derdim. Öyle değil, ne değil. En sevdiğin yazar... Roman yazarını kastediyorsanız Türk yazarlardan Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Orhan Kemal, efendime söyleyeyim yeni kuşaktan işte Hakan Günday'ı çok severim, efendime söyleyeyim Emrah Serbest'e bayılırım, Alper Can'ı güz okurum, biraz daha eskilerden efendime söyleyeyim yani Oğuz Atay'ı severim ama hani çoğu eserim değil, birkaç eserini çok severim. Efendime söyleyeyim. Sait Faik'e bayılırım. Onu çok severim. Şimdi çok revaçta oldu bazı tiyatro oyunları sayesinde. Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali'ye bayılırım. Bunlar benim için favori yazarlardır. Aynı dili konuştuğum için her zaman dua ettiğim, teşekkür ederim Türkçe konuşabildiğim ve bu yazarları okuyabildiğim için dediğim yazarlara. Hiç şiir yazdınız mı? Ya şimdi Çetin Altan'ın bir lafı var, şey diyor, okuma yazma bilen, ya rahmetli şey derdi, okuma yazma bilen her Türk en az hayatında bir kere şiir yazmayı denemiştir derdi. %100'dür derdi. Hadi bilemediniz, %99 derdi. Ben de bunu dinlemiştim. Ben de okuma yazma bilen her Türk gibi bir dönem şiir yazmayı denedim. Ama yaklaşık son 17 yıldır falan böyle bir şiir yazma girişimim olmadı. Çünkü şair olmak çok ciddi bir şey. İçini kanatarak her gün bir şey yaratma demek. Ben onu yapamadım çünkü oyunculuk daha dışa dönük bir şey. Aynı anda hem şair hem oyuncu olmayı ben beceremedim. Ama denedim. Dediğim gibi son 17 yıldır da sadece aklıma gelirse sağa sola dize karalarım. Bir gün belki bir şiir yazarım diye ama bu da hiç olmaz. Ama öyle bir alışkanlığım var, sağa sola bir şeyler karalıyorum. Ama şiir yazmıyorum. Sabah kalkınca ilk ne yaparsınız? Gülümserim önce. Sonra da kahve yaparım. Kahve içerim. Eğer benden önce kalkmışsa Neşe o bana yapar. Ben ondan önce kalkmışsam ben ona yaparım. Böylelikle ilk yaptığım şey gülümsemektir. Oh bu sabah da ne güzel uyandık şükürler olsun da. Kalkıp kahve makinesine doğru adımlarım.
Sizi daha güçlü bir insan yapan son deneyiminiz ne? Pandemi sürecinde deneyimlediklerim diyeyim. Bu soruya genel bir cevap vermiş olmak istemem ama yalnızlık, tek başına olma hali, bir yerde kapalı olma hali, işte efendim çevremde kol gezen bir hastalık ve insanların yaptığı yetersiz bilgiden dolayı hezeyanlarla birbirlerini baskılama hali, bütün bunlar çok önemli deneyimlerdi ve çok ciddi sonuçları oldu. Bütün bunları da ileriki yaşlarıma taşıyacağım. Mutlu musun? Mutluyum. Çok mutluyum. İnşallah herkes benim kadar mutlu olur. İngilizce. Do you watch Netflix every night like us? İngilizce mi cevap vereyim, Türkçe mi? Yani hangisini cevap vereyim? Altta bir şey yazın. Naci Gülru falan yazıyor. Arapça yazıyor. Ya İngilizce mi, Türkçe mi? Neyse, ben herkes gibi Netflix'i eğer çalışmıyorsam hemen hemen her gece izliyorum. I am watching Netflix every night. Oyunculuğa nasıl başladın? Ailen hiç karşı geldi mi? Tabii ki karşı geldi. Tabii ki karşı geldi. Ama onlar benim iyiliğimi düşünüyordu. Ben lise 1'de falan tiyatroya başladım. İlk başta parasız kalacağım, işte efendim zekamı boşa harcadığım gibi bir sürü her ailenin çocuğuna bu yolun başında söylediği şeyleri duydum. Fakat konservatuara hazırlanma sürecimle birlikte ki lisede bütün lise yıllarım boyunca tiyatro yaptım. Değişik gruplarda çalıştım, lise tiyatrosu yaptım, işte ışıkçılık yaptım, dekor taşıdım lise yıllarımda. Baktı ki ailem, annem babam işte ablamın da bu konuda desteği çoktur. Baktılar ki bu çocuktan başka bir şey olmayacak. Sonra da tam destek konservatuar yıllarında hiç yani ailem tarafından %100 burslu okutuldum. Çünkü ailem gerçekten bana sanki %100'müş gibi burs verdiler sağ olsunlar. Tabii ki onların da görevi oydu. Ama çok destek oldular daha sonraki süreçte. Ama ilk başta onlar da çok endişe etti. Buradan bu vesileyle söyleyeyim, oyuncu olmak isteyen arkadaşlarım, bunu gerçekten istiyorsanız, hayatınızda başka hiçbir tutkuya bu kadar bağlı değilsiniz, mutlaka bunu deneyimlemek için bütün zorlukları göze alıp devam etmelisiniz. Hiçbir şey sizi engellememeli ve herkes kendi yolunu bulmalı. Sakın gidip birilerinden tavsiye, nasihat falan almayın. Çünkü o nasihatı verenlerin kendi işine yaramıştır o nasihat. Sizin bünyede olmaz. O yüzden de sadece ve sadece kendinize inanın ve bu işi yapabileceğinize inanın. Gerisi olur. Hayatta en değerli şeyin ne? Hayatta en değerli şeyin aşkın en değerli şeyin. Oyunculuk ve müzik haricinde ne yapmak isterdin? Ya ben şimdi açık öğretimde şey okuyorum, ikinci üniversite veteriner laborantlığı, çok okuduğum söylenemez gerçi, bir tek sınavına girdim de. veteriner olmayı isterdim ama sıra dışı bir veteriner olmak isterdim. Fakat bu benim için oyunculuk ve müzik gibi bir tutku mu? Çok emin değilim ama böyle bir şansım varsa bunu kullanmak istiyorum. Vaktim olursa da o okulu bitirip veteriner laborantı olacağım. Hayatta değer verdiğiniz şeyleri nasıl korursunuz? Hayatta değer verdiğim şeyleri önce kendi içimden korurum. Sonra da onu kendi içinden korurum. Korumaya çalışırım. Hayatta değer verdiğim şeyleri önce kendi içimin kötü hallerinden korumam gerekir. Çünkü insanda hem iyi hem kötü haller var. Sonra da o değerli şeyin kendisine zarar verdiğini görürsem kendisinden korumaya uğraşırım. Gerisi dış dünya teferruat olur. Kendimden ve kendisinden koruyabilirsem o değeri herkes görür ve açığa çıkar. Efendim, yemek yapabiliyor musunuz? Vallahi yapıyorum. Ben her yemeği yaparım. İsterseniz bir yemek programı açayım diyormuşum, şaka, öyle bir şey yapmayacağım. Fakat her yemeği yapıyorum. Yemek istediğim her yemeği yapıyorum diyeyim. Yani şimdi hani
bir tane Fransız işte jojon, foş, soslu, pötüşon falan onları yapamıyorum. Ama denesem yaparım. Yemek yapmak çok güzel, çok kolay bir şey. Siz de yapın. Gerçekten öyle. En fazla 2-3 sefer kötü bir şey tadarsınız yani. Ama deneyin, mutlaka yapın yani. Yapanlar sizden daha şey değiller. Ne onun adı? Üstün değiller yani. Siz de deneyin, yapın. Abi üst üste geliyor sorular. Vallahi karıştırıyorum ya. Neşe'nin yaptığı yemekler mi? Annenin yaptığı yemekler mi? Al buyur. Kendi yaptığım yemekler. Ben de düşer miyim mutfağa? Bir taraftan da öbür taraftan Neşe. Ya bırakın bu işleri ya. Annemle Neşe gelirler, ben yemek yaparım. Aldın mı cevabını? Hiç pişmanlık yaşadın mı? Çok yaşadım. Çok kıymetli pişmanlıklarım var ama bugün olsa bugün de yapıp gene pişman olurum. Bir gün belki hani pişman olmayacağım şeyi yapmayı öğrenirim ya da öğrenmişimdir bilmiyorum. Ama çok pişman olduğum şeyi yaptım. Neşe ablada en sevdiğin özellik. Çok açık ve çok güçlü. Ve müthiş bir sevgisi ve sevdiği her şeye karşı olan bir bağlılık, sadakat duygusu var. Gücünün yettiği her şeyi değiştirebilecek bir kudrete sahip ve gücü benim gördüğüm kadarıyla her şeye yeter. Bu benim için çok etkileyici. Ezgi Moday'la oynamak nasıl bir duygu? Muhteşem bir duygu. Çok güzel bir duygu. Harika bir duygu. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani hiç böyle beylik laf gibi görünüyor ama gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bir oyuncu olarak karşınızdaki oyuncuyla bu yolculuğu yapmak tıpkı buradan hiç bilmediğiniz işte Kuala Lumpur'a en zor tren yolculuğunu aynı kompartmanda yapmakla aynı şey. Gerçekten böyle, emin olun. Çünkü sette çok uzun saatler geçiriyorsunuz. Ama Ezgi gibi çok zeki, çok yetenekli, çok açık, çok sıcak. Efendim değişmeye, her şeye çok açık. Bütün olasılıklara ve bütün güzelliklere çok açık bir oyuncu görünce karşınızda. Gerçekten bunu yaşadığınız için kendinizi şanslı hissediyorsunuz. İnşallah Ezgi de aynı şeyleri hissediyordur ki hani kötü bir şey hissetseydi galiba paylaşırdı, bilirdim. Arkamdan konuşuyorsam da Ezgi seninle konuşuruz sonra. Neyse, eminim bu karşılıklı bir paylaşımdır. Çok çok leziz, çok güzel, çok öğretici, çok paylaşımcı ve mest edici. Öyle. Çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey nedir? Birkaç bir şey var çocukluğumla ilgili özlediğim. Ama zürafalı gofretler vardı. Kolonyayı böyle kolumuza sürüp zürafa resmini, yani gofretin üstündeki zürafa resmini kolumuza basardık ve dövme yapardık. Her çocuk belki benzer şeyler de yapmıştır. O gofretin tadını hiçbir şeyde bulamıyorum. Bir de ben Ankara'da ve Tevler'de büyüdüm ve bizim bir bakkalımız vardı, Hasan amca. Yani eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, Hakk'a yürüdüyse de yattığı yer cennet ola, ışık ola. Ya bir teneke peyniri vardı arkadaşlar. Ben ömrüm boyunca bak ablamla da, Neşe'yle de, efendim mesela bir sürü arkadaşımla da gidip o annemle de o peyniri aradım. Pazarlar dolaştım. Efendime söyleyeyim, ablam Tekirdağ'da görev yaptı. Gittik o tarafa, Ezine peynirlerimi yemedik. Efendim Trabzon'da, gittiğim her yerde, Antep'te, Adana'da, her yerde ya. Ama o tadı hiçbir yerde, o teneke peynirinin tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Onu çok özledim. Herkesin canı peynir çekti değil mi? Ben yayını kapatayım ama peynir yiyeceğim. Şu muhteşem müzikal konserini ne zaman gerçekleştiriyoruz? Bunu yazanabiliyorum. Sen Yaşar Başsın, Marsis'in davulcusu. Bizim böyle bir müzikal konser projemiz vardı da birkaç yıl öncedir. İşte pandemiden dolayı falan yapamadık. Yaşar'cığım, bu sensen eğer ki bunu başka soracak kimse olduğumu zannetmiyorum. Ya sensindir, ya Serkan'dır, ya da Korhan'dır. Marsis'in
elemanları. Çünkü üçünüz de çok paylaşmıştık ama Serkan'la senden şüpheleniyorum. Serkan Göl ya da Yaşar Baş. Pandemi bitsin dostum. Oturup hep beraber bunu hayata geçirelim. Bu da sözümüz olsun. Mutlaka okumalısınız dediğin kitap. Bütün kitapları mutlaka okumalıyız. Ama benim için en kıymetlileri Richard Bach ya da Bach diye telaffuz ediliyor, bilmiyorum. Onun Martısı Jonathan Livingstone. Unutulmaz bir kitap. O kitabı yaşınız ne olursa olsun okumanızı tavsiye ederim. Bence çok güzel bir kitap. Babam okumuştu biz küçükken. Nihat Bahrengi'nin Küçük Karabalığını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ve tabii ki Küçük Prens'i okumanızı tavsiye ederim. Mutlaka okumalısınız dediğiniz kitap. Bir de Türk kültüründe çok önemli bir eser. Dede Korkut masallarını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Keşke bu rolü ben oynasaydım dediğiniz rol. Peaky Blinders'daki Arthur. O rolü oynamayı çok isterdim. Çok isterdim. Bir de benden şey bekleniyor tabii. Casa de Papel'deki profesör. Yanıldınız. Ben Casa de Papel'de Berlin oynamak isterdim. Ama profesör de teklif edilse hayır demezdim. Oyuncu olmadan önce mesleğin nedir? Öğrenciydim ya. Oyuncu olmadan önce öğrenciydim ben. Yani meslek olarak sayılırsa bilmiyorum. Vay be, kendimi bildim bileli oyuncuymuşum. Çok havalıymış. Bunu şimdi fark ettim. Bu olmadan hayatım devam etmez dediğin bir şey. Aşk olmazsa hayat devam etmez. Aşk olsun, aşk. Aşk olsun, yanlış kullanılan bir tabir arkadaşlar. Bunu düzeltelim. Aşk olsun bir dua. Bir yerme cümlesi değil. Ay aşk olsun, bunu sen mi yaptın değil. Hayır, aşk olsun. Bunu dua olarak kullanmayı deneyelim. Bence çok çok faydasını göreceğiz. Dua sizin için ne anlam ifade ediyor? Her şeyi anlam ifade ediyor. Ben bilenler bilir işte, ben karavancıyım aynı zamanda. Karavanla kamplar yapıyorum. Ondan önce çadırla yapıyordum. Ondan önce izciydim. Bir dönem Ankara'da Barış İzci grubunda, işte Dostluk İzci grubunda, Yeni Mahalle İzci grubunda izcilik yaptım. Bizim zamanımızda sürekli otostopla kamplara giderdik. Ankara çevresindeki dağlara, işte Ilgaz, Bolu, Kızılcahamam, Çamlıdere, işte Işık Dağı filan. O yıllardan beri gördüğüm tek şey var. Tanrı'nın kanıtı, doğanın ta kendisi. Tanrı'nın her şeyi, bütün mucizeleri, bir sanatçı gibi işlediği her şey, bütün kudreti, her şey ve kendinizin tüm versiyonlarının yansıması ve doğanın bütün versiyonlarının yansımasının siz olduğunuzun kanıtı şey, doğanın ta kendisi. Ve başımıza ne geliyorsa bu dünyada, doğadan uzaklaştığımız için, doğayı unuttuğumuz için, doğadan olduğumuzu unuttuğumuz için geliyor. Bence bu pandemi de biraz bunun uyarısı. Yoksa 3 ay içinde ozon tabakası deliğini kapattı ya, insanlar eve kapanınca. Bunda herhalde bir şey var değil mi, yani bir mesajı yok mu? Yani bence var. Neyse, söz verdim sıkıcı olmayacağım diye ekibime. Şunu yapmam deyip yaptığın şey nedir? Ben baştan beri onu söylüyorum. Ben neyi yapmam dediysem her şeyi yapıyorum. O yüzden bir şey yapmam falan demeyin. Yapıyorsunuz, yaptırıyorlar. Yani bir insandan bahsetmiyorum. Şimdi gönderme gibi algılanmasın. Yani bir takım güçler, çevremizdeki bir takım güçler, kendi olgunlaşmamız için o yapmam dediğin şeyi yaptırıyor. Yani neden korkarsan onunla sınanırsın falan gibi laflar var ya, onların bir kısmı doğru bence. Gerçek hayatta da edebiyata meraklı mısınız? Son bir yıldır çok fazla okuyamıyorum ama evet, edebiyata çok meraklıyım. Edebiyatın bir sürü alanına çok meraklıyım. Türk edebiyatının dünyanın en güçlü edebiyatı olduğunu düşünecek kadar edebiyata meraklıyım. Bu konuda da hiç mütevazı değilim. Türk edebiyatı dünyanın en güçlü edebiyatıdır. Çünkü Türk dili, benim ana dilim olduğu için söylemiyorum, dünyanın en güzel dillerinden biridir. Bizdeki bu Türk diline ve Türk kültürüne ve Türkiye'ye, bize karşı olan kendi ön yargımızı ve kendi aşağılama isteklerimizi çok acil terk etmemiz gerektiğini, kendi değerlerimizi parlatmamız gerektiğini, kendi değerlerimizi önce keşfedip onların anlamlarını görüp
hiçbir şeyi ayırmadan hepsini kabul edip sahiplenip bizim olduğunu hissetmemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden de edebiyata gerçekten çok meraklıyım. Türk edebiyatına daha çok meraklıyım. Yeni Türk edebiyatına da, klasik Türk edebiyatına da, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki edebiyata da çok meraklıyım. Bu konuda da herkese şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka sizi cezbeden bir roman, bir hikaye mutlaka bulacaksınız. Onu buluncaya kadar okumaya devam ediyoruz hepimiz. Onu bulduğumuz zaman da bu beni cezbettiyse diğerlerin hepsi cezbediyordur diyerek devam ediyoruz zaten. Ben de en azından öyle oldum. Size de ancak kendi deneyimimi anlatabilirim. Deniz Ulaş, Tansel Öngel nasıl biri? İyi biriyim ya. İyiyim ben. Vallahi iyi biriyim. Ben öyle hissediyorum kendimi yani. Nasıl biriyim? İşte Allah'ın şanslı kullarındanım. Seçtiğim mesleği yapıyorum. İşte birkaç tane birden fazla yeteneğim var. Onları kullanabilecek olanaklara sahibim. Efendim, görmem gereken, duymam gereken şeyleri gördürülüp duyulduğum için, kendi yolumu bulduğum için çok şanslıyım. Ve en genel anlamıyla iyi biriyim ya. Benim kötülüğüm yoktur yani. Doğum tarihi Burç. 24 Eylül Burcum Terazi. Sizi en çok ne sinirlendirir? Kendi çıkarına, kişisel çıkarına birçok doğruyu feda etme dürtüsü beni çok sinirlendirir. Bir daha hiç müzik dinleyememek mi, bir daha hiç kitap okuyamamak mı? Niye ya? Bir daha da her seferinde de müzik dinleyelim, bir daha da her seferinde de yeni bir kitaba başlayalım ya. Niye bir daha hiç müzik dinleyememek mi, okuyamamak mı olsun? Müzik dinlerken kitap okumak. Süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Süper gücüm olsaydı insanların içindeki aşk ateşini, sevgi ateşini ortaya çıkartacak bir nefese sahip olup şöyle üfleyip diye insanın içindeki o duyguları açığa çıkartan bir gücüm olsun isterdim. O zaman hiçbir sorun kalmaz. Oyunculuk hayali kuran birine tavsiyeleriniz ne olur? Oyuncu olmak isteyen birine en büyük tavsiyem, özgün olabilmek için herkesin kendi yolundan gitmesi lazım. Senden önce gidenlere bak ama sakın onları dinleme. Kendi yolunu bulmak için de kaç yıl gerekiyorsa o kadar harca. En sevdiğin spor nedir? Çok fazla spor var en sevdiğim. Tenisi de çok seviyorum. İşte yani bir Federer maçı olsa, Nadal maçı olsa izlemeyeceğiz mi yani, izleriz. İşte İngiliz bilardosunu da seviyorum. İşte orada O'Connor işte şey yaptığı zaman, o neydi? O'Neill, Mark O'Connor. O'Connor'dı galiba, neyse. İşte o Kuzey Britanyalı deli. O adamın maçını izlediğim zaman nasıl durayım? Yani futbola bayılıyorum. Yani bayılıyorum. Her hafta maç izliyorum. Basketbola bayılırım. Erkek basketboluna. Voleybola bayılırım. Ama voleybolda kadın voleybolunu daha çok seviyorum. Su topuna bayılırım. Efendim, yüzmeyi çok severim. Olimpiyat, jimnastik çocukken yapmak istediğim şeydi, yapamadım. Kolum kırıldı falan filan, seçmelerine gidemedim. Bayılıyorum. Sporsuz hayat olur mu ya? Yani spor her şey, yani her şeyden, daha doğrusu her şey değil de yani çok şey, spor çok şey. 16-17 yaşındaki kendine vereceğin öğüt ne? Sakin ol biraz. Sakin ol. Problem yok. Her şey istediğin gibi olacak. Sakin, çok hızlı hareket ediyorsun, çok hızlı düşünüyorsun, sakin ol derdim. Gerçi hala aynı şeyi söylüyorum. Benimle evlenir misin? Kim yazdı bunu? Yani, hayır. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Ayrıca benim hayatımda Neşe Çakır var yani, niye seninle evleneyim? Çizmeyi... Ne? Ha, çizmeyi. Çizme deyince ben birebir çizme anladım. Çizmeyi seviyor musun? Daha önce resim yaptın mı? Ya her çocuk gibi çok resim yaptım ama hani resim yeteneğimi geliştirecek bir çabam olmadı. O yüzden de gelişmedi.
Şimdi de iyi bir resim takipçisiyim diyebilirim. Daha doğrusu iyi bir gündelik resim takipçiliği değil de bu. Yani işte dönemlerine göre resimlere bakıp onlardan bir şey almayı çok severim diyeyim. Daha fazla entelektüel sıkıcılık yapmayayım. Ruhunuz nereli? Vav, çok güzel soruymuş. Ruhun nereli? Benim ruhum Türk. Anadolulu. Dibi ne kadar Anadolulu. Ama gittiğim her yerli. Gürcistan'a giderim, beni Gürcü zannederler. İşte Sarajevo'ya giderim, beni Makedon zannederler. İşte efendime söyleyeyim, başka bir yere giderim, Arap zannederler. Efendim İngiltere'ye giderim, ya İngiltere'ye gittim. Adam bana dedi ki, ya gerçekten işte bir British budur dedi ya. Halbuki benim İngilizcem bile yok. Dön dedi ki, bir British ancak böyle olabilirdi. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum dedi. Yoldan geçerken adres sorduk da söyledim. Gittiği bir yerlerde beni kendilerine benzetiyorlar. İşte İtalyan'a benzetirler, İspanyollara benzetirler. Çok hoşuma gider bu. Ruhum da önce Anadolu'lu, sonra tabii ki bütün dünyalı ama dünyanın galiba biraz daha işte Tuna'nın bu tarafı, daha doğrusu işte ne diyeyim, biraz daha batı tarafı gibi geliyor. En sevdiğiniz mevsim hangisi? İlkbahar ve yaz. Çok seviyorum. Yani ilkbahardan yaza geçiş. Bayılıyorum buna. Terazi burcunun özelliklerini taşır mısınız? Fazlasıyla. Bir kere çok adalet yanlısı biriyimdir. En şey özelliğimi de söylemiş olayım böylelikle. Gözlerin ne renk? Ha, bu soruyu çok sormuşlar. Arkadaşlar benim gözlerim mavi giyince mavi, yeşil giyince yeşil oluyor. Biraz kararsız bir karakter kendisi ama hiç kahverengi olmadı, onu söyleyebilirim. En sinir olduğun özelliğin, çok sabırsızım. Bir şeyleri umut ettiğim anda olsun isterim. Çünkü çok güçlü umut ederim. Artık sabırsızlığımı yenebiliyorum çünkü genelde oluyor. Çünkü doğru umut etmeyi öğrendim. Ankara Yeni Mahalle'ye bir daha ne zaman gelirsiniz? Benim annemle ablam orada yaşıyor. Benim hayatımın çok önemli bir kısmı Ankara Yeni Mahalle'de geçti. Çok yakın dostlarım var benim orada. İşte Uğur var, işte bir sürü var, işte Caner oraya yakın sayılır işte filan. Her sokağında başka bir anım, başka bir izim, kendimce izim yani. Öyle dünyaya kalmış bir iz değil de var. Yani bu pandemi günlerinden dolayı gelemiyorum. Bir de yoğun çalışıyoruz Mansur Apartmanı'nda, takdir edersiniz ki. O yüzden ama ilk fırsatta geleceğim Yeni Mahalle'ye de. Yeni Mahalle sokaklarında muhakkak karşılaşırız bir şekilde ya. Düştüğünüz zaman tekrar ayağa kalkmak için motivasyonunuz nedir? Benden önce de çok düşen oldu. Ben de çok düştüm. Her seferinde ayağa kalktım. Hak, yar ve yardımcın olur, merak etme. Motivasyonundayım. Hayal edip yaşadığın üç şey. Oo, ağır soru. Konservatuarı hayal ettim. Oraya girdim. Kazandım. Konservatuarı hayal ettim. Şaka. Rüyalarımdaki gibi bir aşk istedim. Yaşadım. Yaşıyorum. Sadece seçtiğim mesleği yapmak istedim. Çünkü konservatuara girmek de bir şey değildi. Sonunda konservatuarı bitiren ve çok zor şartlarda şu anda işte başka meslekler yapmak zorunda olan meslektaşlarım var, kardeşlerim, arkadaşlarım var. Öyle biri olmadım, hayal ettiğim şeyleri yaşadım diyelim. Lazca'dan aklında kalan birkaç kelime var mı? Var tabii. Vagaş kuinas çumaskane akren. Masikoro. Sore. Başarılı olmanızın 3 sırrı. Ben başarıya inanmıyorum. Ben sadece yapmaya inanıyorum. Yapmamın 3 sırrı da bir şey aklına geldiğinde yap, yap, yap. 3 tane sır sana. Günlük hayatta vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Spor yapıyorum, oyunculuk dersi alıyorum. Şu sıra işte Çağ'dan alıyorum, Çağ Çalışkur'dan ders alıyorum. Ve beni çok mutlu ediyor, çok geliştiriyor. İşte Kraft Tiyatro. Efendime söyleyeyim. Yeni bir şey öğrenmek için tabiri caizse arkamı yırtıyorum. Yeni bir bilgiye, yeni bir görgüye, yeni bilmediğim bir şeye erişebilmek için bütün çabamı gösteriyorum. Spor yapmaya çalışıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Efendim, doya doya sevmeye çalışıyorum, sevgimi paylaşmaya çalışıyorum. Sevgiyi dilsiz olarak bütün halimle hayatıma geçirmeye, yaşamaya çalışıyorum. Başı dolu, başı boş yaşamaya çalışıyorum. Sezen Aksu sever misin abi? Oo, bak geçen gün Ezgi ile konuştuk bunu. Ezgi Molayla, canım benim.
Ya ben Sezen Aksu'yu o kadar çok seviyorum ki, benim ablam çok severdi küçüklüğümde. Ben de böyle çaktırmadan, sanki böyle işte herkesin evde bir şarkıcısı var ya, ablamınki Sezen Aksu'ydu. Yani o duvarında Sezen Aksu vardı. Fakat bende öyle bir yer etmiş ki ben sonra değişik popçular dinlemeye başladım. Sıla'yı sesine çok sevmeye başladım. Fakat Ezgi'ye anlattım bunu. Ya Sıla'nın Muhbir diye bir şarkısı var. Bu Neşe var ya, benimle dalga geçmek için, beni ağlatmak için bir ara onu çalıyordu. Muhbire çalıyor, benim gözler doluyor arkadaş. Ama nasıl da olmak yani, sanki böyle şey gibiyim yani, 70 yaşında dedeler torunlarını görür ya, ya da işte ne bileyim ben 15 yaşındaki sevgililer bir şey olur hani, yani öyle bir şey yani. Lan bu yaştaki adama bir şarkı dinleyip ağlamak filan, neyse bizim mahalle, büyüdüğümüz mahallede böyle şeyler, neyse hadi. Dedim ki Ezgi'ye, uzatmayayım. Ya dedim, ben ne zaman başka bir solisti, bir kadın solisti beğendiğimi fark etsem, Sezen Aksu'yu aldatıyormuşum gibi geliyor bana. O yüzden de bir başkasını dinlediysem mutlaka Sezen Aksu'dan bir şarkı dinliyorum dedim. Sezen Aksu çok önemli. Yani çok Al Pacino'dan daha önemli belki de hayatımızda. Ya benim hayatımda öyle en azından. Huzur bulduğunuz dört şey. Bilmiyorum ya, çok şey cevap olacak bu. Beylik bir cevap olacak. O yüzden samimiyetsiz bir cevap vermek istemiyorum. Huzur bulduğum dört şey. Kendimi vatanım diye hissettiğim yerde olmak huzur bulduğum şey. Kardeşlerimin arasında olmak huzur bulduğum şey. Sevdiğim kadınla doğaçlama olarak plansız, programsız ya da planlı ya da programlı yepyeni şeyler keşfetmek. Evin içinde, evin dışında, bahçede, seyahatte, tatilde, yurt dışında, yurt içinde. Bu bana huzur veriyor. Ve en huzur veren şey, huzur bulmak için huzuru düşünmemek en huzur veren şey. Ay aklıma soru gelmedi. Ay aklıma cevap da gelmedi. İzzar Utono ile çalışmak nasıl bir duygu? Casa de Papel'deki komiser, biz onunla Grev filminde çalıştık birlikte. Çok güzel bir duygu. Ezgi'den, Merve ile çalışmaktan çok farklı değil. O çok ünlü bir oyuncu. Dünya çapında, bizim oyuncularımız gibi. Bizim oyuncularımız da dünya çapında. Fakat hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlıyorsun. Ve mütevaziliğin bizim mesleğimizin ana mottosu olması gerektiğini, ama gereksiz mütevazılık ya da zorlama mütevazılık değil de, hani yaptığı işin bir doktorun kalp nakli yapmasından daha önemli olmadığını bilip, ama o doktor kadar yaptığın işe önem vermek olduğunu çözen insanlar bence zaten İzar gibi işte filan oluyorlar. O yüzden de benim için çok güzel bir deneyimdi. Çünkü karşımda ne bir aktivist ne bir ego kumkuması filan değil. Bayağı bir insan gördüm ve bir insan tanıdım Bask bölgesinden. İspanya'nın Bask bölgesinden ve müthiş onure oldum. Müthiş mutlu oldum. Öyle. Bir role nasıl hazırlanırsınız? Ders alabiliyorsam ders alırım. Biraz önce söyledim. Şimdi işte Çağ ile çalışıyorum. Oyunculuk, bir oyunculuk metodu çalışıyorum. Bu role de büyük faydası oluyor. Fakat önce nasıl anlatayım ki bunu? Temel düsturum rolü kendime çekmek değil, role gitmek. Eğer bu bir şey anlatıyorsa size, galiba yeterli bir cevap olacak. Role gitmek için de ne gerekiyorsa her şeyi denemeye, bütün yeni fikirlere açık olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar süremiz bitti. Elimde de bayağı soru kaldı. Hayata bakışını anlatan en sevdiğin söz nedir? Bilmiyorum. Hayata tek bir yerden bakmamaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Çok özür dilerim bu soruya cevap veremediğim ve bu yığına cevap veremediğim için. Birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Ara ara böyle canlı yayın lar paylaşacağım. Bunu da kaydedeceğim. İlk canlı yayınımdı. Benle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmanı'nda her salı görüşmek üzere. Zaten salı günlerini beklemeden her gün internet üstünden paylaşımlarımızla, samimi sohbetlerimizle her daim görüşeceğimizi düşünüyorum. Birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.